Sence de bu işte bir gariplik yok mu? Var tabii ya, olmaz mı? Böyle saçma şey mi olur? Eskiden beri şu anlam veremiyorum bu. Eskiden ucuz bir şeydi ya. Şimdi nasıl olabiliyor ya? Bir simit nasıl olabiliyor da ekmekten pahalı bir şey olabiliyor? Ne ki olayı ne bunun yani? Simit. Adamlar artık ne para kazandılarsa gider saraylarını açtılar şunu ya. Ama ben şeyden bahsediyorum. Hidayet'in memnun derdini kaçırmasından bahsediyorum. Bunun hiç mantıklı gelmiyor çünkü. Bir de şey, susam pahalı bir şey ya. Yani o yüzden de belki fiyatını yükseltiyor olabilir. E şimdi kimin nasıl bir şey olduğunu bilemiyorsun ki. Anlayamıyorsun yani insanları, anladın mı? Ben de hiç tahmin etmezdim ama demek ki yapmış öyle bir şey ki tutuyorlar adamı içeride. Yoksa niye tutsunlar ki? Ama Hidayet, ben bir şey yapmadım ya. Ama şimdi ekmekte de var susam. Ha. Yani susamla ekmek nasıl ucuz olabiliyor bundan? O da var tabii de. Çocuk diyor ki ben bir şey yapmadım. Diyor ki ağzımı kapattılar diyor, bayılmışım diyor ondan sonra. Bir kere ben Mehmet'i tanımıyor. Ha. Niye kaçırsın? Bir de öyle bir şey var. Biri yaptı, bunu başkasının üstüne atmaya çalışıyor. Ben bir ara senden de şüphelendim de. Zaten işte yanındaydım hem de. İşte sonra gittim, Nizel'de gittim. Şey bir de bu, ya eski tadı da yok. Biliyor musun? O da var yani. Ben mi? Benden şüphelendim. Arkadaş, yemin ediyorum beni ne hallere soktunuz ya? Yani şu koskoca, şu delikanlıyı, şu güzelim adamı ne hallere soktunuz ya? Yani ne serseriliğim kaldı, ne hayvanlığım kaldı, ne hırsızlığım kaldı. At hırsızlık oldu en sonunda ya. Ben hırsız mıyım ki gideyim Mehmet Erdem'i çalayım ya durduk yere? Ben dünyayı kurtarmış bir adamım sonuçta yani. Bana bu kadar yüklenmesiniz mi acaba? Ayrıca neyin eski tadı kaldı ki diyerek böyle tatlı bir noktayla son verelim mi simit muhabbetimize? Ha evet, öyle yapalım.